Bayram tatilini kimileri evinde sevdikleriyle, kimi akraba ziyaretleriyle, kimi de ben artık bunu aldım. 2 senedir pandemi yüzünden dışarı çıkamıyordum. Şöyle bir Akdeniz'e, Ege'ye gideyim, güneye ineyim diyerek geçirdi. Biz güneye inenlerdeniz ama çalışmak için. Rehber'de bu hafta yine maviye ve yeşile doyacaksınız. Birbirinden güzel mekanları rehber farkıyla ekranlarınıza getireceğiz. Öyle güzel yerlere gideceğiz ki izlerken keşke biz de burada olsaydık diyeceksiniz. Bir yanda bayram kalabalığı, bir yandan hareketlenmenin başlamasıyla beraber umutlanan turizmciler. Ve biz de turizmciler gibi gerçekten artık turizmin böyle zirveye çıkmasını bekleyenlerdeniz. Masmavi Akdeniz, yemyeşil Akdeniz. Rehber başladı, iyi seyirler. Efendim şöyle internete girdim. Dedim ki nereye gitsem? Böyle internette listeler var. Bir yere gittiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken 10 yer diye başlar. Şimdi Phaselis var. Phaselis'e 1-2 hafta sonra gideceğim. Önümüzdeki hafta zaten muhteşem bir festival var. Ekranlarınızda o olacak. Bakarken daha önce önümden de geçtiğim ama gelmek hiç nasip olmamıştı. Ay Işığı diye bir mekan var Kemer'de. Ay Işığı bölgenin adı. Burada neler var? Burada kafeler var, restoranlar var, plaj var, su sporları var, aqua park var. Hepsi var. Şimdi ben her programda çekim yaparken bir şeye dikkat ederim. Efendim biz çekimleri yapıyoruz ama yaptıktan sonra montaj aşamasında bazen çok zorlanıyoruz. Nasıl zorlanıyoruz? Şu güneşlikler var ya, şu güneşlikler. Bunların üzeri öyle yazılarla dolu oluyor ki biz montaj yaparken hani anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor. Şöyle geçerken bir baktım. Allah dedim, burası tam benlik. Rahat rahat çalışacağız. Şimdi siz tabii belli bir alan görüyorsunuz ama sağ tarafta ışık müsait mi? Dönersen yavaş yavaş. Şimdi bir ekrana bir dolsun. Efendim siz bu programı ne zaman çektiniz? Ramazan bayramının 2. günü. Çekimleri yapıyoruz. Daha önce demiştik ki havalar ne zaman ısınacak? Önce bir yağmur yağdı. Şu an belediyenin böyle tabelasında 30 dereceyi gördük. Bundan sonraki günlerde biz 30 dereceyi elimizde bir mum arayacağız. Çünkü 40'lar 45'ler başlayacak. Abi şu deniz bir ekrana gelsin. Bir içimiz açılsın. Ne olur şöyle bir deniz ekrana gelsin. Bayramda tatile gidemeyenler, tatil planı yapmak isteyenler. Ben de şimdi büyükşehirde apartmanların arasında ofiste değil de ya da trafikte değil de masmavi Akdeniz'in sularında olsaydım keşke diyenleri şöyle bir ekran karşısında ay ışığı koyunda Akdeniz'in pırıl pırıl suları ve hemen yanında yemyeşil ormanlarıyla önce bir rahatlatalım. Biraz uzun tuttum konuşmayı çünkü İsmail Bey buranın işletmecisi, Soğalpa bulunduğumuz mekan çok heyecan yaptı. Dedi ki ben çıkmam. İhale sana kaldı. Evet. Sevgili dostum merhaba, nasılsın? Merhaba. İsim İlkay. Evet. Nasılsın İlkay? Sağ olsun. Nasılsın? Hoş geldin. Ben de iyiyim. Şimdi dışarıdan bakanlar senin için şöyle diyordur. Ne kadar şanslı, cennette yaşıyor. Ama ben inanıyorum ki sezonda yeri geliyordur. Denize girmeden sezon bitirdiğiniz oluyordur. Yaklaşık olarak 5 yıldır öyle. Denize girmedin mi? Maalesef. Şuradasın. Evet. Bak, şurada da. Şuraya dönebilir miyiz bak? Gel İlkay dön. Bak sayıyorum bak. 5 adım. Bak 1. 2, 3, 4 bak 5 bile değil. Hadi benim biraz adımlarım büyük. Hadi benim biraz adımlarım büyük. 5 adımdasın, denizdesin. Gel evet. Işığa gel. Ama suya girmedin 5 yıldır. Maalesef giremiyorum. Çalışmaktan dolayı, hizmetten dolayı. Şimdi ben seni yoracağım biraz. Bugün. Bir kahvaltı isteyeceğim biraz sonra. Çünkü evet. Çok özel bir kahvaltı. Birkaç çeşit. Kahvaltıya gelmeden önce. Burası neler var? Özellikleri neler? Burada neler yapılır? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bizim normalde 8'de açılıyor ama servis saatimiz 9'da başlıyor. Yani 9'da tamamıyla her şey hazır oluyor. Akşamları ve gündüzleri de özellikle cumartesi, pazar günleri DJ performansımız oluyor. Daha çok etnik house çalıyoruz. Yani Anadolu müziklerini yapmaya çalışıyoruz. Müziği ve tarzımızı, Anadolu müziklerini kullanıyoruz burada.
kısaca böyle. Peki genel olarak yerliye mi hitap ediyorsunuz, yabancı kesim? Her kesimden var. Türkiye'den çok gelen misafirimiz var. Türk'ten. Ukrayna'dan çok geliyordu. Tabii ki şu an kadar biliyorsunuz. Hala Ruslar ve Ukraynalılar geliyor. Popüler bir yer. İsveçliler çok geliyor. Almanlar çok geliyor. Her grup var esasında. Yani yok diyeceğim kimse yok. Şimdi ben buraya gelmek istedim. Ben konuşurken de Hüseyin abiden de rica edeyim. Bol bol detay alalım. Bol bol şu güzelliği verelim. Bey dağlarını verelim, denizi verelim, Akdeniz'i verelim, ormanı verelim. Ben buraya gelmek için yazın sezon yüksek olduğu dönemlerde. Önceden arayıp rezervasyon yapmanın faydası var mıdır? Yoksa ne zaman gelsek yer bulunur? Kesinlikle rezervasyon yapmanın faydası var. Çok popüler bir plaj. Onları önceden aramanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi ay ışığı parkı, pump, evet. Geniş bir alan. Giriş için herhangi bir ücret ödenmiyor. Hayır. Buraya gelip, buradan bizden var sonra. Mekana geldiğimiz zaman herhangi bir giriş ücretiniz var mı? Giriş ücretiniz yok. Deniz zaten her programda çok tartışılıyor. Deniz zaten herkesin denizidir. Hı-hı. Ama burada hizmet almak isterseniz tabii ki belli bir ücret ödüyorsunuz. Yani gördüğünüz yataklar var. Bu yatakları aldığınız zaman içine krediyle beraber size bir yükleme yapıyoruz. Onun için daha çok. Yani en sevdiğim sistem efendim şöyle artık benim sevdiğim işletme türü, yanlışım varsa İlkay'cım lütfen düzel. Şimdi geldik. Dedik ki biz 4 kişi. Evet. 2 çocuk. Aynen. Aynen. Biz burada güneşlenmek, evet. Bu yatağı kullanmak, evet, istiyoruz. Buraya girerken de diyoruz ki biz 500 lira yükleyelim. Evet. Eğer biz içeride yiyip içersek bunun parası alınmıyor mu? Hayır. Alınmıyor mu? Biz oraya mesela size bir kredi açıyoruz, anlatıyorum. Onun için ben size harcadık için biz onu düşüyoruz. Yani, biz geldik sadece yataktan faydalanmak, evet, istiyoruz. Onun ayrı ayrı günleri var. Mesela şu anda birinci sıra yatakları 750 TL'den geliyor. Günlük? Evet. Ondan sonra devam ediyor. Devam ediyor. Arkaya doğru, üç TL'de aşağıya doğru tam ikinci sıra var. 650, 200 TL, 500, 400 TL. Yani aslında baktığım zaman bütün uzaklığı hesapladığım zaman toplasan 20 metre. Evet. Yani 20 metre, vallahi ben kendi adıma söyleyeyim, ben gelirsem 20 metre, arada 15 metre yürüyüp 750, evet, lira vermek istemem ama de efendim, bakın biz bazen bu fiyat konusunda işte Bodrum falan işte, abi keyiftir bu. Ya parası yani varsa kesinlikle en güzel hizmeti almak ister. Ya parası var, diyor ki ben şimdi çocuk gözümün önünde olsun, şurada sandalyeme oturayım. Evet. Abi sandalyeyi göster abi, ahşap, otantik oturayım, çocuk gözümün önünde olsun. Ben yorulmayayım, çıkayım, denizime gireyim. Bu tamamen tercih meselesi. Deniz suyu şu an kıvamda mı yoksa biraz soğuk mu? Yok, şu anı gayet iyi. Şu anı girilebilir. Sen de girmedin ama. Ben girmedim ama ben bilgisayardan devamlı takip ediyorum. Deniz suyu, hava radarı, işte yağmur yağacak mı? Bizim takip ettiğimiz bir program mı? Oradan takip ediyoruz devamlı. Şu anda gayet iyi. Sen de yüksek mi? Vallahi biz de geleli 20 gün oldu bölgeye. İş ve ev arasındayız. Ama şöyle planlıyorum hep. Diyorum ki ben de sezon başladığı zaman, tabii diyorum da, sabahları 7.30'da kalkacağım, yürüyeceğim, denize gireceğim, duşumu alacağım, işe gideceğim. Ondan sonra işimden fırsat buldukça çekimlerimi yapacağım. Çekimleri yaptıktan sonra akşam gideceğim, kahvemi içeceğim, bir denize gireceğim diyorum ama büyük ihtimalle sezon sonunda ben de seninle aynı mahfukla gelip paylaşmış olacağım insan. Ya ben daha buraya gelmişsin, zamanımız varsa mutlaka bir yok, tadını çıkartmak isterim. Vallahi zamanımız yok. Çünkü yukarıda halılar var dedi, evet, İsmail Bey. Ben oralara da gideceğim ama oralara gitmeden. Böyle biz bol gökleri gidiyoruz. Güzel bir yere. Bak ben böyle gördüm ahşap sunumda. Böyle, evet, değişik ürünlerin, evet, oldu. İki kişilik. Bir kahvaltı hazırlayabilir miyiz? Tabii. Kahvaltı masasında da detayları konuşalım. Tamam, buyurun. Güneş gözlüklerini takınca gerçekten ona hak verdim. Çünkü hani tam karşımızda denizin de yansımasıyla beraber ister istemez hani gözlerimiz böyle kısılıyor. Dedik ki bundan kurtulmanın en iyi yolu güneş gözlüğünü takmaktır. Şimdi bu zamana kadar rehber programında sanıyorum rehberde sadece 175 bölüm çektik. Ve bu 175 bölümde de yaklaşık bir 60 kahvaltıyı ekrana getirmişizdir ama elbette çok güzel kahvaltı sofraları ekrana getirdik.
çok keyifli kahvaltı sunumlarıyla sizlerle beraber olduk. Ama bu sefer gerçekten çok ama çok iddialı bir sunum var. Hatta ben buraya gelip İsmail Bey ki buranın işletmecisi onunla tanışırken özellikle söyledim. Bu arada çok güzel bir dostumuz geldi yanımıza. Şeri. Şeri. Burası hayvan dostu bir yer. Az önce bir türlü denize girmeyen sevimli bir poodle vardı. Ama sanıyorum biz kayıttan çıktığımız için sahibiyle beraber o da denizin tadını çıkartıyor. Efendim kahvaltı sofrası ekranlarınıza geliyor. Karşım Akdeniz, karşım orman. Sofra zaten yedirir. Herhalde doğru söyledim, özel bir kahvaltı değil mi? Bizim standart satma kahvaltı. Normalde böyle çıkıyor. Biz daha çok ahşap kullanıyoruz daha sıcak geçmesi için. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, hoş. Valla kesinlikle hoş. Yani bayıldım. Afiyet olsun. Öyle söyleyeyim, bayıldım. Şimdi bizim programın en önemli unsurlarından biri fiyat bilgisi. Onu şimdi baştan söylemekte fayda var. Ancak geçtiğimiz hafta da paylaştığımız gibi efendim sezonda fiyatların değişmesi, hatta şartlardan dolayı fiyatların sürekli olarak oynamasından dolayı ben ve işletmeci dostlarım kimseye mahcup olmamak adına maalesef güncel fiyat veremiyoruz. Çünkü verdiğimiz fiyatlar 15 gün sonra eksilmiş, değişmiş oldu. Yani o yüzden kimse bizim kusurumuza bakmasın. Şimdi kahvaltı evet çok güzel duruyor. Şeri burada nefis duruyor. Yanında da çeri domates. Çeri, şeri, evet. Çeri ve şeri nefis oldular. Nefis oldular. Şunu soracağım. Market ürünleri mi? Ya biz bunları şeyden alıyoruz. Bizim ustamızın kendi seçtiği ürünler. Oradan metrodan falan getiriyoruz. Seçilmiş ürünler. Yani 4 çeşit, 3 çeşit zeytin var. Evet. Kaya korusu var. Peynir tabağı var. Onu en son, ona en sona bırakacağım. Sucuklu yumurtamız var. Bu muhlama değil. Evet, değil. Bu nedir? O da peynir. Ha, eritme peynir. Evet. Eritme peynir. Kayma, efendim reçel çeşitleri, balı, peynir tabağıyla zengin bir kahvaltı ve yine çaydanlığında, semaver demeyeceğim, o çaydanlık, çaydanlığında yine öyle görseli bir ayda hoş. Şimdi ben bunu merak ettim. Aslında burada kahvaltı çekmemdeki en büyük sebep bu. Yüzündeki havyar değil herhalde. Havyar. Bir de sen bana dedin ki abi çekimden sonra bir şeyler atıştırır mısın dedin. Şimdi bana havyarlı bir kahvaltı geldikten sonra somon, somon. Somon, üstlü havyar ve yumurta. Ve sen bana dedin ki çekimden sonra atıştırır mısın? Ben bunu yersem bir bünyem kaldırmaz. İki, ya kamerayı falan bırakıp giderim ben sana öyle söyleyeyim. Bunu daha önce başka bir yerde görmedim ama İlkay. Öyle mi? Bizim standartımız da var. Standart kahvaltımız için de var. Adı nedir bunun? O somonun değil. Evet, somon püre poşeyi. Efendim, tabii bizler güne somon... Somon püme poşe yumurta. Güne somon püme poşeye toyla başladığımız için... Poşe yumurta, şurada poşe yumurta, üstü havya. Bir de alalım. Altı panelik yok. Üstü poşe yumurta, üstü havya ve altında somon. Biz yani güne genelde bununla başlarız. Çünkü biz yani havyarla büyüdük. Yani çok Norveçler istedik. Biz de öyle kardeşim. Biz de Ankara, Ankara'nın mesela Gölcük'te özellikle Ankara'da ben arkadaşlarımla gittiğim mekanda havyarlı bir şey yoksa ben o gün yemek yemedim derim mesela yani. Sıcak gülüm. Çok haklısınız. Yani ben eğer o gün havyar yemediysem derim ya bugün hayatımda bir şey eksik. Yani bunu daha çok zorlaşı misafirlerimiz için. Ama bu kahvaltıya dahil değildir herhalde. Yani, bu ekstra. Ekstra yani. Kahvaltı. Ama iyi yaptın. Ama ben de o kadar fakir ruhlu değilmişim. Bakınca havyar olduğunu evet, anladım en azından. Bravo, mesela iyi. Değil mi? Reçel, bak reçel diyen çıkmıştır burada. Bayağı da ilginçsiniz. Hayır, reçel diyen çıkmıştır. Tabii tabii, reçel diyenler oldu. Sos diyenler oldu. Çok gezen bilir kardeşim yani. Aynen öyle. Biz havyarı baktık mı tanırız ya. Yatan aslan mı, gezen tilki mi demişler ya, siz gezen tilki olur. Eyvallah, hadi teşvikle hata olmaz diyelim, bu işi öyle bağlayalım. Valla domatesler, ooo kaya gibi bağlı. Güzel, salatalık kokuyor, biberler güzel. Ustamız çok iyi biliyor, tatlara servis çekiliyor. Bunun yarattığı bir şey. Talip Usta birazcık sucuktan çalmış. Çekim için hazırlanırken, yani o işin şakası tabii.
geldi bir aşk kardeşimiz de. Biz hayvan dostuyuz. Çok önemli. Evet, hiçbir zaman şey yapmıyoruz. Zaten ben de bir kızı karşılıyorum. Vay be. Sizin vesilenizi de söyleyelim. Efendim havalar ısınıyor. Kavurucu sıcaklar başlayacak. Evinizin önüne, iş yerinizin önüne koyacağınız bir tas su, bütçeniz el veriyorsa bir paket mama, mamaya el vermiyorsa evde kalan yemekler bile inanın o camların ama özellikle sıcak havalarda yaşam kaynağı. Lütfen sokaktaki camları ihmal etmeyelim. Onlar bizim, onlar Allah'ın daha doğrusu. Siz kulları, bunları sahiplenelim. Valla çok güzel. Ben buraya geldiğim zaman neyi yemeden gitmeyeyim? İnciyi kesinlikle tavsiye ederim. Kuzu inci. Onu kesinlikle tavsiye ederim. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bunu kesinlikle yemeniz lazım. Bunu ekmekle mi yiyorsun? Fakir olur. Onun altı zaten ekmek kendisi. Yok yani biraz böyle kek gibi duruyor. Ben de bunu çok sık açıklama yapıyorum insanlar onun için. Ekmana. Ekmana. Evet. Suyu yok ki banalım. Simitimiz var zaten. Ya işte bana bunlarla gel ya. Bana bunlarla gel ya. Yemişim havyarı yani. Tabii yani yemişim de yani. İşte yabancılık çekmez mesela. Dört milletten birisi otursa. Çünkü simitini yiyebilir, sıvı işleyip soğanını yiyebilir, yiyerek yolkasını yiyebilir. Gönül ister ki herkes her şeyin güzelliğini sevdiğini. Her programda söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Hüseyin abi ver şu güzel manzarayı. Ver şu güzel manzarayı. Hep söylüyorum. İnşallah bir gün bizim öğretmenlerimiz, sağlık memurlarımız, emeklilerimiz de doyasıya, o doyasıya gelip güzel yerlerin, tatil beldelerinin tadını çıkartırlar. Elbette sunum önemli ama lezzet daha da önemli. Doğa harika. Herkes hayatından memnun. Konuşacağım yine sizlerle paylaşacağım. Bu mekanda güzellikler olursa ekrana getireceğim. Rehber devam ediyor. Yavaş yavaş ayrılacağız, başka mekanlara geçeceğiz. Sizden sonra kahvaltının tadına baktım. Özellikle adını söyleyemediğim havyarlı şeyin tadına baktım. Şimdi avokadolar olduğunu doğru görmüşüm değil mi? Avokado dilimleri. Yani denenir. Tabii damak tadı çok farklı. Nasıl örnek vereyim? Mesela ben sushi yiyemem ama çıldıran insanlar var. Ya da ben kebap severim, kebap sevmeyen var ama denenir. Güzel. Şimdi sevgili dostlar dediler ki buradan gitmeden özel bir kahve sunumumuz var. Evet, o kahvemizi içelim öyle gidelim. Özel bir sunum herhalde. Evet ben ısrar ediyorum. Bunu Fitri kahvemiz. Bizim çok güzel, çok da devamlı tercih edilen. Musa Bey de servisini yapacak. Musa Bey. Hataylı kardeşim. Halil Bey. Sesten tanıdı beni Halil. O yüzden korktum. Şu ana kadar normal bildiğimiz fincan. Hadi şunu kaldıralım. Kaldıralım. Bildiğiniz fincan ama sunum farklı. Musa yıllardır bu anı bekliyor. Musa diyordu ki... Ben 6 yıldır buradayım. Kameram, arkadaşlarım gelsin de belki popüler oluruz. Evet. Olursun. Sen olmuş sen, olmuş. Onu şöyle şimdi sıcak su var içinde. Demlerken soğumasın diye önce tamam. Çaydanlığımızı sıcak tutuyoruz. Taze çekilmiş öğretmenlik abi. Yavaştan demlemeye başlıyoruz. Mesela bunu ben yapamıyorum. Efendim? Bunu ben tam yapamıyorum. Musa çok iyi yapıyor. Yani bunun bir ayarı var. Evet. Tabii yani biz... Demledikçe, yavaş yavaş aktıkça daha çok aromasını daha çok veriyor. Daha güzel bir lezzet sonuçta karşılaşıyoruz. Yalnız ben bu mekanda en çok sunum tarzına bayıldım. Lezzetler... Kuşkusuz çok iyi ama yani bir şey yerken ya da içerken keyif alıyorsunuz. Kendinizi özel hissediyorsunuz. Belki de en önemli konu bu. İnsanların tatili yaptığı zaman, bir mekana oturup hizmet aldığı zaman, bir şeyler yiyip içtiği zaman hani ondan zevk alması ve kendini özel hissetmesi.
Ve burada gerçekten ben mesela şu yorgunluk kahvesiyle kendimi özel hissettim. Yani kahve, Musa teşekkür ediyorum. Kahve de özel yani. Kolombiya. Tamam vereceğiz parası neyse kardeşim öyle ısrar ediyorsun. Özel bir kahve. Kolombiya'dan içini gelir biz kendimiz kavuruyoruz. Biz kendimiz kavuruyoruz. Bunu da evet, not geçelim altını çizelim. Kendimiz yapıyoruz. Biz kendimiz kavuruyoruz. İçiyi geliyor biz kendimiz kavuruyoruz. Tamam. Güzel bir şekilde. Kavurma zamanlarını falan İsmail kendi ayarlıyor. Çok evet. Özeniyor kahve işini. Yani tamam burayı yapmak başka bir şey ama kahvenin kavrulmasıyla bize kendisi ilgileniyor. Ya bir şey söyleyeyim. Yani şu an biliyorum. Hani ekran karşısında bizi izlerken ne güzel işleyenler var. Hayat sana güzel diyenler var. Oh abi otur kahveni iç diyenler var ama vallahi öyle değil. Bakın vallahi öyle değil. Daha programı yetiştireceğiz. Diğer işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Oradan festivale gideceğiz. Önümüzdeki haftanın programını çekeceğiz. Ben yaklaşık programın başında da sevgili İlker'le konuşurken söyledim. 20 gün oldu buraya geleli. Hani bırak ayağını suya sokmayı. Çekim dışında bir deniz kenarında oturup bir kahve ya da bir çay içmedim. Yani evimiz deniz manzaralı tabii. O ayrı orada içiyoruz ama biraz tepeden görüyor. Sevgili Abdullah Eşsa olsun. Orman ve deniz manzaralı bir ev verdi bana. Kardeş bu soğumaz Afrika değil mi? Hayır. Deniz'in sıcak tutuyor şu an kendisi. Bu her zaman var mı? 7-7. Vallahi güzel. İçeriz, içtikten sonra da gözlerimi de veririz. Bu ilk boşaldıkça takviye, boşaldıkça takviye. Belli bir ölçüsü var. 400 olduğu zaman 2 porsiyon çıkıyor. 500 olduğu zaman 3 porsiyon. Yoksa olduğu zaman böyle 4'e kadar da yapacağız. Ondan sonra afiyetle içeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Musa. Ellerine sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ama şunu söyleyeyim. Hani kahve anlattıkları kadar var. Kayıttan çıktıktan sonra oturdum. O özel hazırlanan ve gerçekten çok keyifli sunumuyla ikram edilen Kolombiya'dan özel olarak getirtilen kahvenin tadına baktım. Ben öyle çok kahveden anlayan biri değilim ama aroması gerçekten benim damak tadıma çok ama çok uygundu. Nefisti. Şimdi geniş bir alan. Çok sayıda işletme var. Biz de su sporlarına geldik. Beklendiği gibi olmasa da henüz tam anlamıyla birçok Antalya dahil buna diğer turizm beldeleri, bölgeleri de dahil her şey çok hesaplandığı gibi olmasa da yine bayramdan dolayı kaynaklanan bir hareketlilik var. Yabancılar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Baktım su sporları nihayet çalışmaya başlamış çünkü geçen hafta inanın hepsi kapalıydı ya da bakım yapıyorlardı. Boya, badana, İşte motorun bakımını yapıyorlardı. Şimdi su sporları özellikle tabii hareketli yapıldığı için, yüksek güçlü motorlarla yapıldığı için birçoğu açıkta yapılıyor. Çünkü sahil şeridi insanların yüzdüğü alan ve elbette önce can sağlığı. Sevgili Hasan kardeşim de bu işi Antalya'da yapan biri buraya da müşteri getirmiş. Diğer arkadaşlar dedi ki hazır abi biz müşteriyi bulduk. Vallahi bizi kıpırdatma. Dolar, euro. Aylardır bugünü bekliyoruz. Hasan dedi ki ya ben gelirim dedi ya. Ben gelirim. Benim dedi iş yeri Antalya'da. Ben buraya dedi müşteri getirdim. Merhaba nasılsınız Hasan Beyciğim? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bismillah başladı mı sezon yoksa şimdi yine bir ya, kıpırdanmalar. Evet kıpırdanmalar tabii ki başladı. Bu Rusya ile Ukrayna savaşı ister istemez etkiledi. Bu tarafı genel anlamda Kemer bölgesini. Antalya ve Kemer ağırlık olarak daha çok Rus müşteri ağırladığı için öbür taraflarda Belek'ten Manavgat'a Alanya'ya kadar daha çok Avrupalı geliyor. Oralarda hareket bir ay öncesinden başladı. Ya, bunlar da mazotla çalışıyor, benzinle çalışıyor değil mi? Evet, şu anda bir jet ski'nin ortalama olarak fiyatı minimum 17 ile 25 bin euro arası rental olarak kiralayacağınız. Almak da değil. Hayır, rental olarak hani klasik daha üst düzey 250 beygir, 300 beygir profesyonel jet skiler daha çok küçük fiyatlar. Yani ÖTV'den dolayı yurt dışında 7000, 8000 euro olan jetler burada 18, 19, 20 bine ulaşıyor. Haliyle de burada bir 10 dakika tur attığın zaman kaç litre yapıyor? Ortalama 10 dakikada 6, 7, 10 litreye kadar basışa göre. Hadi 7 litre desek,
sadece 150-140 liralık, 150 liralık bir kere bu benzin yakacak. O zaman 10 dakikalık bir jestiki de bu sezon how much olacak Hasan kardeş? Brother Hasan how much jestiki? Valla şu anda genel anlamda su sporlarında 40 Euro'dan başlıyor. Aşağı bir şey yok. Aşağı bir şey yok. E tabi banana yapmak isterlerse 20 Euro. O da sürümden şimdi banana diye efendim izleyicilerimiz bilir. Hani 4, 5, 6, 7, 8 kişi bindiği için o işi sürümden kurtarıyor. Evet 20 kişiliğini yaptık artık bu düzende. 20 kişi ancak kurtarıyor. Banana bas. Banana bas tabi abi 20 kişilik başka nasıl kurtaracak? Yamacı o paraşüt falan parası elini sormuyorum bile. Ya paraşütte ortalama bir kişi 50-60 Euro'dan başlıyor. 2 kişi 80, 3 kişi 100 Euro'ya kadar fiyatlar değişebiliyor. Ya şimdi eskiden yerliye hani biraz daha jest yapılırdı fiyat konusunda da. Yapılıyor mu? Ya yoksa zor mu o işler? Ya neden zor? Çünkü bu malların hepsi export, yurt dışından geldiği için şu anda bir paraşüt teknesinin motoru 65 bin euro civarında ve bu ortalama 3 yıl, 5 yıl arası kullanabiliyorsunuz. Invest olarak büyük bir sorun yaratıyor. Ayrıca bir paraşüt teknesinin bir turdaki yakıtı 10 litre civarında minimum. Biz o yüzden dedik ya şu anda yapan yok. Açıklarda sezon başlayınca halka hizmet işte ne yapalım bilelim bari. Yapanları gösteririz bol bol. Hiç olmazsa yapamayanları da görürüz. Hasan kaç dil biliyorsun bana? 4 dil biliyorum. Almanca, İngilizce, iyi derece, Rusça ve Farsça. Yaş 40. 4 dil öğrenmiş vallahi ya. Sahillerde öğrendim. En güzel parayı parası olan harcıyor. Değişiyor. Rus da iyi harcıyor, Alman da. Belli geliyor. Ama Türk öyle bir para harcıyor ki şaşırıp kalıyor. Evet yani Türkler de tabii ki parası olanlar harcıyor. Bizim ülkemizde de illaki zenginler var. Tabii ki bütün zenginler genelde ya Alaçatı'ya gidiyor, Çeşme'ye ya da Bodrum'un belli noktalarına gidiyor ama. Hani o yüzden Antalya ve çevresi ağırlıklı olarak yabancı turist. Yani yerlinin para harcayanının adresi belli. Evet aynen. Burada da bazen tabii ki görüyoruz, geliyorlar. İki plaka çok para harcıyor mu Konya? Valla onlar eğlenmeyi gerçekten seviyorlar. Geldikleri zaman genel anlamda döküyorlar. 3'e 5'e bakmıyor yani. Bakmıyorlar. Yani şimdi su sporlarında biz gönül ister ki kendi milletimize 100 liraya verelim. Ama bunun maliyetini, benzinini, mazotunu kurtarmıyor. 2-3 yılda bunları yenilemek gerektiği için çok büyük yatırımlar gerekiyor. Bu yatırımlar bu ufak paralarla olmuyor. Bazen geliyor bizim milletimiz, neden diyor bu kadar pahalı? Ya 50 euro yabancılar Avrupa'dakilere göre gelenlere 50 lira gibi. Ama 50 euroyu şu anda hesap ettiğimiz zaman 750-800 lira son yani zamanda. Yallah Hasan benim hiç 50 euro olmadığı için hiç hesap yapamayacağım. Neyse onlar gelecek galiba en azından da bir görüntü alabileceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah sezon herkesin gönlünden geçtiği gibi olur. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Bulunduğumuz alan büyük bir alan. Sahilden bahsettik, su sporlarından bahsettik. Efendim tabii ki havuz. Ekranlara geldiği gibi de ağırlık çocuk. Çocukların arasında böyle kaynayan yetişkinler de var. Eğer kollarında bileklik varsa onlar HD sistemiyle yani her şey dahille tatile gelen müşteriler. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben denizciyimdir ama iki çocuğum olduğu için buradakileri de çok iyi anlıyorum. Çünkü çocuklar dünyanın en güzel denizi de olsa belli bir yaşa kadar, bir 15 yaşına kadar hepsinde bir havuz merakı var. Şimdi Muzaffer Bey'le konuşacağız. Bulunduğumuz grubun genel müdür yardımcısı. Hey be. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Yüzler gülüyor mu? Başladı mı gülmeye? Tabii biraz sezonu geç açtık bu savaştan dolayı. 30 Nisan gibi hemen hemen bölgede bütün tesisler açıldı. Biz de tesisimizi 30 Nisan'da açmış bulunduk. Tabii bu ivme ile bayram haftası olduğu için bayağı bir talep oldu. Şimdi bayram yalancı bahar mı yoksa gerçek bir bahar mı, yazın müjdecisi mi?
Tabii bayramlarda özellikle iç pazarda tüm misafirlerimiz özellikle kıyı bölgesine tatil yapmak için bunun her zaman daha önce planlarını yapıyorlar. Bayramlar bizi hiçbir zaman şaşırtmadı. Tüm önceki bayramlarda olduğu gibi doluluklarımız hemen hemen %80-%90'lara ulaştı bölge olarak. Rehberde dolaşmaya devam ediyoruz. Durağımız Çamyuva. Efendim bazen çekimler hesapsız oluyor. Biz başka bir konu için gelmiştik Çamyuva'ya. Sevgili Murat abiyle tanıştık. Onunla sohbet ederken program yayını sırasında sizlerden de bu konuda bilgi geliyordu. Vallahi dedik ki iyi oldu, iyi ki tanıştık. Şimdi Çamyuva'dayız. Bu bölge şöyledir efendim. Kemer, daha doğrusu Göynük, Kemer, Çamyuva, diğer taraf Beldibi, bu şekilde devam eder. Arada Tekirova var. Villadan bahsedeceğiz. Yine bize program esnasında şöyle sorular geliyor. İşte efendim biz kalabalık bir aileyiz. Akrabalarımızla, işte yurt dışından gelen akrabalarımızla ya da çok iyi bir arkadaş grubumuzla biz bize olacağımız denize yakın havuzu olan tatil için villa arıyoruz. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Vallahi ben de düşünüyordum uzun zamandır programda böyle bir paylaşım yapmayı. Şansıma da güzel bir villaya denk geldik. Şimdi villa sağımda. Biraz sonra girişini, bahçesini sizlere anlatacağım. Havuzun kenarında başlamak istedik. Hatta havuzun içerisinde bir de fokurdayıp duran jacuzzi var. Yani programın bu bölümünde yine zenginin villası züğürdün çenesini yoracak. Şimdi burası konum olarak denize 5-10 dakika yürüme mesafesinde, arabayla 2 dakikalık uzaklıkta. Ve bulunduğumuz konum tasarlanırken şuna dikkat edilmiş. Şöyle geriye doğru bahçeyi de bir yandan gösterirsek. Hani bazen aileler şunu istiyor. Diyor ki biz tatile geldiğimiz zaman bulunduğumuz alanda bizden başka kimse olmasın ve dışarıdan bizim tatilimiz gözükmesin. Biz baş başa olalım. Ona göre bir çevre düzenlemesi yapılmış. 2, 4, 6, 7 tane havuz başında, hani bunlara pek şezlong demeye de dilim varmıyor, gayet konforlu yataklar konulmuş. Şemsiye var, burada havuz var ve tamamen bahçe içerisinde. Peki başka ne gibi özellikleri var? Dubleks, yukarıda odalar var. Detayları Murat Bey'le gezip sizinle paylaşacağım. 6 oda var, 4 aile rahatlıkla kalabilirmiş. Murat Bey merhaba, alayım yanıma sizi. Başka bir şey için geldik, kısmet tanışmak burada nasip oldu. Nasılsınız? Teşekkür ederim, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Vallahi özel bir villa. Evet. Misafirlerin tercihi nasıl? Talep var mı? Genelde villamıza tesettürlü ve muhafazakar aileler gelir. Burası triplex 6 odalı. Gayet şık bir villa. İnsanların mangal yapıp havuz başında, terasın önünde keyifle yaşam alanının bulunduğu bir yer. Genelde müşterimiz Kafkasya, Azerbaycan, Irak, bu tür müşterilerimiz geliyor. Doları paraya koyup geliyorlar. Tabii ki ülkemize döviz kazandırıyoruz, hizmet ediyoruz. Biz de bundan memnun oluyoruz. Efendim ben şunu da söyleyeyim. Biz Çamyuva'da apart ve pansiyonlarla ilgili de bilgileri belki ekrana getireceğiz önümüzdeki haftalarda. Ama Ukrayna'daki o malum savaştan dolayı Antalya bölgesine de gelirsiniz. Sıklıkla göreceksiniz. Lüks araçlar göreceksiniz ve plakalarında U harfi var. Bunlar savaştan kaçan zenginler. Ve bölgedeki birçok apart ve pansiyonları 6 aylığına, 7 aylığına kiraladılar. O yüzden hani bu bölgede apart ve pansiyon konusunda tatil yapmak istiyorsanız şimdiden araştırmalara başlayın. Çünkü gerçekten parası olan Ukraynalılar bayağı bir talep gösteriyorlar. Otelde kalmak yerine apartları
villaları tercih ediyorlar. Güneş bir gidip geliyor. Yani o yüzden ekranın rengiyle ilgili de kusura bakmayın, doğanı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şimdi havuzun başından bir ayrılalım ama az önce Murat Bey'in de söylediği gibi barbeküyü havuz başındaki masayı ekrana getirelim. 2, 4, 6, 8 kişilik masa yapılmış ama benim tahminim ön tarafta da var. Yani kaç kişi kalabilir burada? Normalde çiftlerle beraber 12 kişi, çocuklarla beraber 14 ile 16 kişi oluyor. 14-16 evet. Çiftlerle evet. 12 kişi kalabiliyor. Evet, evet. İçeride Nebahat abla hazırlık yapıyor. Saat 14'te misafir gelecek ve saat 13.30 misafir gelmeden villanın içini de sizler için gezelim. Efendim havuz başında başladığımız sohbete içeriye girerek devam ediyoruz. Burası az önce de söylediğimiz gibi 6 çift yani 12 kişinin çift olarak kalabileceği, çocuklarla beraber de maksimumda 14-16 kişinin kalabileceği Çamyuva'da bulunan villanın salonu. Televizyonun ekranına bakarsak zaten biraz daha iyi anlamış olacağız nasıl özelliklerinin olduğunu. Burası salonu. Burası villanın salonu. Devam ettiğimiz zaman Amerikan mutfak. Buzdolabından mikrodalga fırınına, aklınıza girebilecek bulaşık makinesi, ocağı, soğuk suyu, 12 kişilik tüm tertibat, yetişkin olarak 6 çiftten bahsediyorum. Yetecek şekilde dizayn edilmiş. Hatta mutfak kapısından da şöyle dönersek az önce anlattığım havuza çıkabiliyorsunuz. Peki yukarıda neler var? Yukarıda odalar var. 6 oda olduğunu söylemişti Murat Bey. Gel biz de kendimizi zengin hissedelim 10 dakikalığına da olsa. Evet güzel. Dekorasyonu gayet şık. Yukarıya doğru çıktığımız zaman da 6 yatak odası değil mi? Şimdi burası odalardan biri. Ebeveyn banyosu olan, balkonu olan yatak odalarından biri. Şimdi Murat Bey de sağ olsun biraz sonra bize fiyat bilgilerini de verecek. Verene kadar da vallahi asistanımız olsa ancak bu kadar yardımcı olurdu. Şu balkona da bakalım bir. Balkonda neler var? Balkondan da Diyarbakır'ın bağrından kopup gelen Muharrem Bey'i görüyoruz. Efendim ve yanında da Murat Bey'in oğlu balkonda havuz manzaralı. Hatta balkondan havuza atlamayın. Havuz bayağı şey havuz dedim bak aklım havuzda. Sakın atlamayın tabii. Balkon bayağı bir devam ediyor. Murat Bey ben demin bahsettim ama burası şöyle kameraya doğru dönersek denize ne kadar uzaklıkta? Aşağı yukarı 1200 metre. Yani yürüyerek 10 dakika. Evet marketler ve pazar çok yakın buraya. 10 dakika ile 8 dakika arasında yürüme mesafesindedir villamız. Peki 6 oda dediniz. 6 oda. 3 oda yukarıda var. Evet, gösterelim. Aşağıda bir saniye. Salon ve mutfağımız var. En aşağıda da yine 3 odamız var. Yani en aşağıda da 3 odamız var. Triplex villa. Triplex evet. Triplex onu söyleyelim. Şimdi bu üst katta bakın ebeveyn banyosu. Her odada klima mutlaka var. Yoksa yoksa bu sıcaklarda mahvolursunuz. Hakan'ın bak burada bir oda var 2. Mutlaka az önce de söylediğim gibi klimalar var. Klimaya dönemiyoruz çünkü üzerine tabii ki firma ismi var. Çocuk odası. Evet. Ay. Vallahi keşke kızımla oğlumu getirsem buraya. Şimdi ödeyince hemen her zaman diyecek ama önce siz para kazanın. Siz para kazanın. Ben ondan sonra çocuklarım geldiğinde bakarız. Siz yeter ki iş yapın efendim. Yine çocuk odası. Bu katta 3 oda. Şöyle sen önden çıkarsan alttaki diğer 3 odadan bahsetmeyeceğim. Banyosu. Buraya burada da duşu var. Aynı şekilde alt katta da yani salonun altında da 3 oda bulunuyor. Şimdi Murat Bey'in yavaş yavaş yanına gelelim. Murat Bey dur gitme gitme gel. Gitme gel. En sevdiğim yere geldim. Şimdi biz Mayıs ayındayız. Bu program 8 Mayıs'ta yayınlanacak. Mayıs ayında Türkiye'den çok misafir gelmez. Genellikle kalabalık aileler okullar kapandıktan sonra tatil planı yaparlar. Doğrudur. Yani Haziran'ın ortasından itibaren
Villanın gecelik fiyatı kaç lira olacak? Planlanan ücret nedir? Aylara göre villaların fiyatları değişkenlik gösteriyor. Sezon burada Nisan'da başladığı için Nisan-Mayıs ayları biraz daha düşük oluyor. Mayıs'ta ne kadar olacak? Mayıs'ta aşağı yukarı 3.000-3.500 lira civarında. Gecelik? Gecelik. 3.000-3.500 evet. Civarı. Yani şöyle söyleyeyim onu. Talep olursa 3.500, talep az olursa 3.000 lira. Evet. Yani haftalık ve 15 günlük aylık fiyatlarda biraz daha indirim yapıyoruz tabii ki. Haziran, Temmuz ve Ağustos bu bölgenin yüksek sezonu olduğu için fiyatlar haliyle biraz daha yüksek oluyor. Yani %25-%30 biraz daha pahalı oluyor. Peki tercih yerliden de oluyor dediğiniz gibi. Tabii. Yerliden çok oluyor. Ülkenin bütün bölgelerinden bizim misafirlerimiz var. Güzel. Şöyle odaları ekrana getirdik ama Murat Bey'in tek bir şartı var efendim. Burayı kiraya verirken, çünkü bazen gruplar geliyor, arkadaş grupları geliyor, diyor ki siz burada nasıl tatildeyseniz çevredekiler de tatilde, buranın kurallarından altın kural çevreyi asla rahatsız etmeden, o yüzden havuz başında mangalınızı yakabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz ama havuz partilerine, yüksek müziğe izin. Tabii. Çevremizdeki komşularımızı rahatsız etmemek şartıyla villamızı tabii ki kiraya veririz. Yani amacımız burada tatil. Yani insanları rahatsız etmek değil. Yani neticede insanlar da burada yaşıyor. Yani kiraladığımız zaman burada eğlence, parti veya herhangi bir şeye biz müsaade etmiyoruz. Baştan söylüyoruz. Böyle bir durum varsa o müşteriyi maalesef alamıyoruz. Onun dışında da yine bu villayı kiralayan müşteriler ya da bu bölgeye gelenler Murat Bey'e de geldiği zaman bölgede yapılacak tüm aktivitelere de ücreti karşılığında turlarda düzenliyorsunuz değil mi? Aynı zamanda A grubu seyahat ajantasıyız, Turizm Bakanlığı'na bağlı. Bölgesel turlarımız da vardır. Yat turu, jip safari, Mira, Kekova, Nikolaos, antik şehirlere, Suluada mesela gezebileceğiniz yerler. Bütün yerler buraya aşağı yukarı 15 ile 20-25 kilometre arasında değişiyor. Her yere yakın. Peki teşekkür ediyorum. Aşağıda ekstra görmemizi istediğiniz bir şey var mı? Yoksa sadece orada da bir tuvalet, banyo ve yatak odaları mı var? 3 tane odamız var. Arzu ederseniz tabii ki bakabiliriz. Tekrarlıyorum efendim. Çünkü bazen dikkatten kaçıyor. Altyazı da ben vermeyi unutuyorum. 12 kişi kalabiliyor çift olarak, 6 çift. Çocuklu aileler geldiği zaman 14-16 kişi arası kalabiliyor. Mayıs fiyatı 3.000-3.500 lira arası. Haziran, Temmuz, Ağustos yüksek sezonda bu saydığım kişi sayısının kalabileceği villadaki havuzlu villa, barbeküsü var. Gecelik fiyatı da 4.000 lirayla 5.000 lira arası değişiyor. Doğru. Murat Bey teşekkür ediyorum ev sahibiniz için. Çok sağ olun. Hoş geldiniz bu arada. Gurur duydum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yuva'da bir villa ekrana getirmiştik ve 16 kişinin çocukla kalabileceği villadan bahsetmiştik, fiyatını söylemiştik. Çamyuva'dan ayrılmadan önce yine sizlerden çok gelen konulardan biridir apartlar. Bu arada sevgili dostlar şunu da söyleyeceğim, havalar biraz ısındıktan sonra yine sizlerden çok talep gelen çadır, kamping alanlarını da tabii ki karavan alanlarını da ekranlara getireceğiz. Şu anda bayram coşkusu, bayram kalabalığı bitti. Artık Mayıs 15'i bekliyor. Buradaki işletmeciler, yerli turiste hitap edenlerse elbette Türkiye'de okulların kapanmasını. Apart'a geldik. Pek de apart diyemeyiz aslında. Biraz da böyle havalı bir apart seçtik. Sevgili Murat Bey'in yanındayız. Efendim bir afralar, bir tafralar, yenge ben çıkmam dedi. Kendisi dedi ki hazır değilim. Bilseydim hazırlanırdım. Ama en azından güler yüzlü. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tesisimize. Hoş bulduk. Çamyuva keyifli bir bölge herhalde. Yeşili bol bir bölge değil mi? Evet, nefesli. Gayet yüksek binası olmayan bir turizm kasabası. Genelde turistlerin ağırlıkla beğenmiş oldu. Tabii biz de dışarıdan geldik. Biz de çok beğendik ve buralarda işimizi kurduk. Yurt dışından geldim. Almanya'dan geldim. Yani ben böyle Almanya'dan gelenleri seviyorum bak. Ben kimi sevmiyorum? Sevmiyorum demeyeyim de destek vermiyorum. Şimdi bazısı diyor ya Türkiye çok ucuz, çok güzel, harika.
Gel kardeşim Türkiye'ye yatırım yok. Benim ya benim orada düzenim var. O zaman yok kardeşim bak. Yatırdın mı kazandığın markları mı yatırdın euroları mı? Markları yatırdık. Helal olsun. Helal olsun. Burası bizim vatanımız değil mi? Tabii. İyi yapmışsınız. İyi ki size gelmişiz. İnşallah ayağımızda uğurlu gelir. İnşallah. Bayram bitti. Bayramda bir kıpırdanma oldu mu? Bayramda pek bir hareket yoktu. Ama ki maalesef bu Ukrayna-Rusya savaştan kaçan insanları misafir ettik ve halen de misafir ediyoruz. Ben az önce söylediğim ben programda dedim ki Çamyuva'da özellikle parası olup da Ukrayna'dan gelenler 5 aylığına 6 aylığına geniş apartları tercih ediyorlar diye. Doğru dedim o zaman. Evet doğrudur. Uzun vadeli kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü bazı insanların savaşta evleri yıkılmış veya savaşın halen devam ettiğinden dolayı uzun vadeli kiralama yapıp burada yani bekliyorlar daha doğrusu. Peki, dönmeye hazırlar. Çamyuva Antalya Havaalanı'na ne kadar uzaklıkta? 62 kilometre. Bir şey değil. 45 dakika 50 dakika. 45 dakikada evet. Gelmiyor. Siz de yerli turist için okulları bekliyorsunuz büyük ihtimalle. Evet yerli misafirlerimizi yaz tatili için bekliyoruz. Apartımız tamamen aileye uygundur. 1+1 apartlarımız ve 2+1 apartlarımız var. 1+1 apartlarımızda 4 kişilik konaklama gerçekleştirilebilir ve 2+1'lerde de 6 kişilik. İsteyen misafirlerimize kahvaltı dahil, istemeyen misafirlerimize kendi dairelerinde istedikleri gibi kahvaltılarını ve yemeklerini yapıp tatillerini geçirebiliyorlar. Zaten ben son zamanlarda şunu fark ettim. Yerli de yabancı da artık tatile gittiği zaman ev, villa, apart tercih ettikten sonra ellerinde poşet torbalarıyla görüyoruz. Yani o eskiden de bir zamanlar gelen turist apartta da pansiyonda da kalsa akşamları restoranlara, balık restoranlarına giderdi. Şimdi bizden daha sıkı pazarlıkçılar. 10 kere düşünüyorlar, marketlere gidiyorlar. Ben odayı gezmedim ama Hakan 2+1'i mi gezdi Hakan? 1+1'i gezdi. Gelip burada yemeğini rahatlıkla hazırlayabiliyor. Şekilde, dairede her türlü tam donanımlı dairelerimiz. Yemek yapabilirler, fırınları var, ocakları var. Yine dışarıda portakal bahçesinin altında mangallarımız var. Kendilerine bazı zaman mangal yapabilirler. Yine burada barımızda fast food tarzında gündüz vakitleri kendilerine sipariş verebilirler. Şimdi biraz sonra geleceğim. Güzel havuz var, çocuk havuzu var. Tabii ki sezon yükseldikçe fiyatlarda ufak bir oynama olacak ama Mayıs ayında ya diyelim ki işte balayı çifti olur, çocukları küçüktür, izni vardır, kullanmak istiyor ve apartta kalmak istiyor. Kahvaltı Haziran'da başlayacakmış. Evet. 4 kişilik 1+1'lerin Mayıs ayı fiyatı nedir? Mayıs ayı fiyatımız 800 TL'ye misafir ediyoruz misafirlerimizi günlük olarak. 2+1'lerin? 2+1'ler 1000 lira. 2+1'de kaç kişi kalıyor Murat Bey? 6 kişiye kadar konaklama yapabilir. Haziran'da sezon başladıktan sonra bu fiyatlar yüzde kaç artacak? Çok fazla artırmayacağız, zorlamayacağız. Çünkü her şey çok zamlandığı için 1+1'lerimizin fiyatı 1250 lira olacak kahvaltı dahil. 2+1'lerimizin fiyatı 1500 TL olacak kahvaltı dahil. Şimdi efendim tabii karşıya dönemiyorum çok marka olduğu için ama ben bir konuda da ablamın adı Güler miydi? Güler, evet. Güler ablayı da tebrik etmek istiyorum. Şundan dolayı sen şöyle havuzu getir ben yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Genellikle çok sık karşıma çıkan bir konu şudur. Gittiğimiz yerlerde apart ve pansiyonlardan özellikle bahsediyorum. Gelen misafirlerin içeride para harcadığını düşündüğümüz zaman havuz başında hani fiyatlar bazen bütçeleri rahatsız edebilecek konuma geliyor. Ama Güler ablayı tebrik ediyorum. İnşallah zam da yapmaz. Eğer alışında zam olmazsa o da zam yapmaz. Yani burada oturduğunuz zaman kutu meşrubatları 10 liradan içebiliyorsunuz. Kahve çeşitlerini 10 liradan içebiliyorsunuz. Küçük suyu 5 liradan içebiliyorsunuz. Çay ne kadar? Ve en güzeli söylüyorum efendim. En güzelini söylüyorum. Havuz başında oturduğunuz zaman da burada konaklıyorsanız çay bedava. Çaydan para almayan bir yer buldum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum kendimi havuza atacağım. Nihayet meşrubatları 10 lira ki markette de sanıyorum 7,5 lira 8 lira. Hatta laf aramızda kimse duymasın. Eğer büyük marketlerden almazsanız normal mahalle marketlerinde de kutu meşrubatlar 10 liraya satılıyor efendim. Çamyuva'da, Kemer'de, Tekirova'da, Belek'te bunun da altını çizeyim. Çay bedava. Odayı ekrana getirdik. Mayıs ayı fiyatı 800 lira 1+1. Sezonda 1000 lira. 4 kişi kalabiliyor. Sezonda bu fiyata kahvaltı dahil olacak. Güzel. 2+1'ler 6 kişilik miydi? Evet.
6 kişilikli sezon fiyatı 1200 lira olacak. Kişi başı 1500, kahvaltı dahil fiyatı 1500 olacak. Ama benim adımı söylerseniz, programdan gördük derseniz bir şey yaparlar. Şimdi zapt edebilirsem Daniel'ı yanıma çağıracağım. Daniel savaştan gelen bir ailenin çocuğu, Ukrayna'dan. Sadece Türkçe bilmiyor ama bir şeyi çok güzel öğrenmiş. Öğrenmeyenlere belki Ukraynalı bu savaş mağduru çocuk ders verecek. En azından kendi dilinde şunu da öğrenmiştir. Yurtta sulh, barışta sulh diyen Mustafa Kemal Atatürk. Ve ben Daniel'a soracağım. Daniel söylesin. Daniel, hello. 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 Peki bir şey söyleyeceğim. Senin kafandaki şapkada kim var? Atatürk. Bir daha söyle. Kim? Kim? Kim bu kim? Şapkadaki kim? Atatürk mü? Kim şapkada? Da. Da. Atatürk. Ya, bak. Atatürk'ü öğrenmiş. Yanaklarından öpüyorum senin. Daniel. Rehber devam ediyor. Günlerdir Antalya'da çok sıcak bir hava vardı. Durduk. Herkes o sıcaklarda dondurmasını yerken biz yağmurlu güne denk geldik. Bu da bizim farkımız olsun tabii. Şimdi efendim, turizm bölgelerine gittiğiniz zaman özellikle çocuklu aileler Kahramanmaraş dondurmacısını gördüğü an bir dururlar. Onlar, çocuklar bayılır onlara, bayılır. Böyle hop oynar, oynatır falan. Tabii biz bu yaşta oynamayacağımıza göre gel Gülden. Gel. Gel montunla gel. Elindekini bırak. 2 dakika gel yanıma. Ben oynayamayacağıma göre Abdullah Bey oynatabilir miyiz arkadaşı? Gel. Şimdi bakın, aslında çocukların sevdiği ama gençlerin ve biz yaştakilerin şovu uzadığı zaman boğmak istediği adam karşımızda duruyor. Maraş dondurmacısı. Bu nasıl bir sanat? Şimdi önce bir arkadaşa bir külah dondurma verelim. Daha doğrusu vermeyelim. Bir görelim yeteneğini. Sonra yanına geleceğiz. Bir de bu, bak bana dönmeden, heh. Bunlar her seferinde böyle bir küreyi vurur. Evet. Evet. Hop. O ne? İşte bu. İşte bu, bu yaş grubunu biraz mutlu ediyor. Ama bana denk geldiği zaman, bak oraya abi. Bana denk geldiği zaman bazen rengim kaçıyor, sinirleniyorum. Ay. Ama şunu söyleyeyim. Bakın, herkes okumak zorunda değil. Herkes memur olmak zorunda değil. Çocuk yaşta şu işi öğrenirseniz ve bu yeteneğinizi geliştirirseniz dünyanın hiçbir yerinde aç kalmazsınız. Aldı mı dondurmayı? Bu benim buradaki prenseslerimden biri. Zor aldın ama. Evet, bayağı zor oldu. Bu işler böyle. Teşekkür ediyoruz sana. Afiyet olsun. Onu söylüyordum. Hiçbir yerde aç kalmazsınız. Eğer şu şovu güzel yapıyorsanız, bir tatil beldesinde dondurma tezgahınız varsa bayılıyorlar. Ustam nasılsın? İyiyim Mert Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Şov dönemi başladı mı? İşte yavaş yavaş sezonumuzu açıyoruz. Turistlerimizi bekliyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz. Yani siz niye böyle bazen delirtiyorsunuz müşteriyi? Bu da sizin işiniz mi? Yani bu bizim işimiz. İşimizin konsepti bu. Ya yeter kardeşim, almıyorum, başlayacağım senin dondurmana diyen oldu mu hiç? Tabii oldu. Daha öfkelilerini de gördük. Yani oluyor yani. Hani vereceksen ver, paramla beni maymun ettin. Ama şimdi genelde şöyle bir şey öğrendim. Müşteri ne yapıyor? İşte şovu yaptıktan sonra falan onlar da parayı böyle kıvırıyor. Ya, parayı alabilirsen falan. Neyse. Ya, nasıl öğreniyorsun bunu? Yani bu bir sanat. Yani işte bu bir şov. Aslında bu sizler gibi mesela, siz nasıl bir sunucuysanız mesela, biz de bu işe yeteneğimiz olduğunu bildiğimiz için Kahramanmaraş'tan bu mesleğe gönül verenlerden biriyiz. Şimdi Abdullah abi, buradan Abdullah abime sesleniyorum, o beni duymuyor. Eğer benim iş tutmazsa ben tutacağına inanıyorum. Abdullah abi, ben de dondurmacının yanında işe başlıyorum, haberin olsun. Abdullah abi beni kırmaz, bir şeyle meşgul şu anda. Artık olmadı, buraya geleceğiz. Artık Abdullah abi. Artık en son çare, ustanın yanında işe başlayacağım. Başla. Şimdi bir de ben deneyeyim. Bir top dondurma alayım. Tabii.
Bu arada bak, Hüseyin abi var ya, bak dondurmacıda çekime geldik ya, şuranın önünden geçmeyen adam belki bir külah dondurma da bana düşer diye bak çıktı geldi. Ver kardeşim. Atildiz. O ne? Ya, Mert abi sen böyle şeylere alışık olman lazım. Değil misin? Alışkınım. Değil misin? Kardeş, alışkınım. Tamam peki. Kız bak kız bak. Yok yok niye kızım? İşte böyle abi anladım yani. Stres aslında keyifli bir iş ya. Bakma çocuklar özellikle o kadar mutlu oluyor ki. Onlar mutlu olurken biz daha mutlu oluyoruz. Kardeşim. Sen anladın mı bak sinir katsayım böyle geçtikçe ama keyifli. Ay ceylan gözlüm kıyamam sana. Eyvallah kardeşim teşekkür ediyorum. Antalya'da efendim Türkiye'nin her yerinde Maraş dondurmacılarına geldiğiniz zaman bu işin şovu gerçekten keyifli. Çok teşekkür ediyorum dostum. Ben teşekkür ederim. Çok sana geleceğim vedaya. Hüseyin abi bize bir müsaade et. Müsaade et. Tarçının nezdinde. Şimdi efendim. Maraş dondurması çekimlerini Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük dinozor parkında yapıyorduk. Tarçın gitti. Burası hayvan dostu bir yer. Biz her programda söylüyoruz. Havalar ısındıkça suyu, mamayı lütfen eksik etmeyelim. O camların dili yok. Onlara da tabii Hüseyin abi de dinozoru gösteriyor. Mesela evde dinozorlar için mutlaka 3 bidon su, bir varil su bırakın. Hüseyin abi gerçekten bak sokak canlılarını asla unutmayalım. Dostum teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim için bir şereftir. Hüseyin abiye benden bir dondurma. Yine de meslek değiştirmek isterseniz yani bekleriz yani. Ne kazanırım ayda bu işi böyle hakkıyla yaparsam ne kazanırım ayda? Çok kazanırsınız. 20? He? Doğru bak ciddi soruyorum. Ama şimdi Türkiye'de yani... Sen yenge evli misin? He değilim bekarım. Parayı acaba dedim yengeden mi parayı saklıyorsun da öğrenmesin diye. Yani Allah'ın verdiğini kullarıyla paylaşıyoruz o zaman öyle söyleyeyim. Yani kardeşim şöyle söyleyeyim. Hani kaç yaşındasın? Yaşım 26. 26. Şöyle soracağım bak net. Bir genel müdür kadar kazanıyor musun? Devlet dairesindeki bir genel müdür kadar. Ya ben kazancımı şu an paylaşmak istemiyorum. Ya kesin kazanıyor. Bak ben söyleyeyim. Allah daha çok versin. Sanat abi sanat. Bak vallahi Hakan'ım sanat. Çocuklar tamam isteyen okusun. Tabii ki okumak güzel bir şey ama... Bu sanatlar, bu meslekler de çocuğunuzun yeteneği varsa keşke benim oğlumun yeteneği olsa yanına çırak versem öğrensin yine okusun. Evet. Ama şunu öğrendi mi dünyada hiçbir yerde aç kalmaz. Rehber devam ediyor. Rehberin bu haftada sonuna geldik. Efendim sahilleri dolaştık, çam yuvaya gittik. Konaklama ile ilgili fiyatları ekranlarınıza getirdik. Haftaya Aksu'da olacağız. Yörük Festivali'ne gideceğiz. Daha doğrusu siz bu bölümü izlerken biz Yörük Festivali'nde çekimlerimizi yapıyor olacağız. Çok sayıda ülkenin katılımıyla hem gastronomi hem yörük kültürüyle ilgili bu sene birincisi yapılan çok keyifli bir festival. Festivalle ilgili izlenimlerimizi de önümüzdeki hafta pazar günü yeni bölüm Rehber'de izleyeceksiniz. Kapanış anonsunu burada yapmak istedim. Çünkü ortam çok güzel ama ailesinin de izni varsa adaşımı da bir ekrana getirir misin? Adaşım da burada dinozorları keşfediyor. Yani şu anda buradaki bütün anne babaların tek bir amacı var. Çocukları mutlu etmek. Bir tane orada kucakta, bir tanesi burada atla gezenler. Programla ilgili eleştirilerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz demeden önce. Tüm annelerin, başta tabii ki annem olmak üzere. Anneler gününü kutluyorum. Dünyanın en değerli varlıkları. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Haftaya yeni bölüm Rehber'de Aksu'da Yörük Festivali'nde buluşmak üzere. Hoşça kalın.